Efe Slim Kart. Efe Selçuk'un sosyal, ekonomik ve çevre dostu kartı. Artık yeni bir dönem başlıyor. Efe Slim Kart hepimiz için, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, esnafımız ve çevre için var. Efe Selçuk'ta yaşayan 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız başvurum noktamıza müracaat ederek Efe Slim Kart sahibi olabilecek. Efe Slim Kart geri dönüştürülebilir atıklarla puan kazandıracak. Bu puanlar eğitime destek, esnafa katkı, çevreye dost olacak. Geri dönüştürülebilir atıklar internet sitemizde verilen belirli gün ve güzergahlarda araçlarımıza teslim edilip kartlara puanlar yüklenecek. Yüklenen bu puanlar eğitim hayatında desteğe ihtiyaç duyan çocuklarımızın yararına kullanılabilecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız limitleri dahilinde Efe Slim Kart noktası esnaflardan gereksinimleri olan temel ürünleri satın alabilecek. Böylece israfın önüne geçilecek. Esnafımız kazanacak. Yardımlar daha adil ve daha verimli bir şekilde dağıtılacak. Evlerinde yemek yapma olanağı olmayan vatandaşlarımıza yemekleri Efe Slim Kart ile teslim edilecek. Efe Slim Kart, Efe Selçuk'un ekonomik, pratik, çevre dostu sosyal yaşam kartı. TV35 ekranlarından, hakkımız hukukumuz programından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bir konuyla ve yeni bir konuğumuzla sizlerin karşısındayız. Malum pandemi sürecinde yavaş yavaş normalleşme süreçlerine giriyoruz. Öncelikle bu normalleşme süreçlerinin kurallara uygun bir şekilde devam edip İzmir'imizin de bir an önce orta ölçekli ve daha sonra da daha rahat yaşayabileceğimiz bir şehir haline gelmesi için hepinizin gayret göstermesini ve dileriz bu gayretimizin de bir sonucu olur. Tabii konumuz pandemi süreci ve değil ama bu temennimi en azından bildirim dünkü süreçten sonra. Bugün konuğumuz cinsel istismar ve cinsel taciz davaları. Malum adliyelerde yoğunluğu bir hayli fazla olan davaların başında geliyor. Toplumsal olarak maalesef insanlarla iletişim kurarken ya da iletişim kurmaya gayret ederken bazı sınırları zorluyoruz ve bu sınırları zorladığımız zaman da kanunlar karşımıza çıkıp yaptıklarımızın Türk Ceza Kanunu içerisindeki yerlerle ilgili olarak yargılama süreçlerini başlatmış oluyor. İşte burada ilişkiler ya da iletişim nereye kadar olmalı ya da neresinden sonra sorun başlar, bu konuyu ele alacağız. Konuğumuzu hemen size takdim edeyim. İzmir Barosu Avukatları'ndan Sayın Elif Akar. Sayın Akar, hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Konu gerçekten Türkiye'nin gündeminde olduğu kadar dünyanın gündeminde de olan bir konu. Çünkü geçenlerde hatırlıyorum, Yunanistan'da böyle bir konu olmuştu. Bir operasyon açısının bir cinsel taciziyle ilgili gerçekten de hele bir yaşı küçük olunca daha da çok infial uyandıran bir olay oldu. Ama şimdi hep anlayamadığım şu nokta vardır. Türk Ceza Kanunu içerisinde biz bunları madde olarak görüyoruz ama mesela cinsel istismarla cinsel taciz nedir? Arasındaki fark nedir? Buradan bir başlayalım isterseniz. Cinsel taciz ve cinsel istismarın ayrımına girmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu gerçekten dünyada yaygın olan bir suç ve insanlar bunların bu suça maruz kaldıklarından haberdar değiller ve bu coğrafyaya göre, kişiye göre, yaşa göre ve cinsiyete göre değişen bir şey değil. Yani öncelikle bunu söylemek istiyorum hani. Pandemide de bunun ne kadar arttığını söylemek istiyorum. Şimdi ben böyle detaylı bir şekilde anlatamasam da öncelikle hangi suçun, hangi eylemin, hangi suça vücut verdiğini söylemek istiyorum. Kanun koyucunun nasıl derecelendirme yaptığını ve çocuklar için özel bir madde ayırdığından bahsetmek istiyorum. Tacizle cinsel saldırı suçu arasındaki fark şu şekilde. Taciz mesela Instagram'dan mesaj ataraktan, ondan sonra yani sosyal medya üzerinden gerçekleşebilir, hareketle dediğim mesela şöyle öpücük atarak olabilir. Bu da tacize giriyor mu? Tabii bu da tacize geçiyor. Yani şöyle karşı tarafın cinsel bir haz almak amacıyla karşı tarafın yani vücut bütünlüğünü rahatsız etmesi ama temas yok.
cinsel taciz yani taciz etmekte. Beni taciz ettiler, telefonla taciz ettiler. Psikolojik etmek. Oluyor o bir nevi. Evet, evet. Yani cinsel haz almak isteyecek karşı taraf. Tek kriter bu. Çünkü bu eylemlerle işlenebilecek birçok suç var. Mesela birisine küfür etmek. Küfür de amaç karşı tarafın cinsel haz almasıysa bu cinsel taciz suçunu oluşturuyor. Ama onur, şeref ve haysiyetini zedelemekse o zaman suçun konusu değil, şu hakaret suçuna vücut veriyor. Mesela şantaja vücut verebilir. Hani burada bir ayrım var. Cinsel saldırıda temas gerekiyor. Kesinlikle. Mesela daha sonra değineceğim bu çocuğun cinsel istismarında özellikle Yargıtay kararlarından örnek vermek istiyorum. Omzuna dokunmak bile bir cinsel saldırı. Çünkü bu sefer temas oluşmuş oluyor. Tabii bunda da cezalandırılmanın boyutu artıyor. Bu şekilde. Yani cinsel saldırıyla temas. Ama mesela bizim toplumumuzun yapısında da şöyle bir şey var. Bizim toplumumuz hani bakmayın pandemi sürecinden dolayı biraz mesafemiz uzak ama biz insanlarla hani böyle göz teması kurmak, ne bileyim merhabalaşmak, işte kucaklaşmak falan bunlar bizim toplumumuzun kültürel yapısında olan bir şey. Mesela Avrupa'daki o sistemin içerisinde o yok ama bizim topluma has bir özellik. Yani bunlar da tacize giriyor mu ya da bunu taciz dışında tutabileceğimiz bir dönem var mı? Yani ne bileyim yargı içerisinde bunu nasıl ayırt edebilir? Yani birisine sarıldığım zaman yani bizim hani Anadolu'nun tabiriyle canım ciğerim diye sarıldığım zaman aslında bu canım ciğerim değil. Başka bir şey mahiyetine bürünür mü? Yani şimdi şöyle kanunu yanıltma yollarına hiç gitmeyelim. Delil yaratmak denen şeyler var. Bazen insanlar biz özellikle bunları boşanma dosyalarında görüyoruz. Mesela boşanma dosyasında adam ve kadın artık anlaşamıyor. Tam boşanacaklar. Kadın diyor ki benim diyor çocuğumun diyor babasının diyor çocuğumun cinsel istismara uğrattığını düşünüyorum diyor. Şimdi bu boşanma dosyasının ağır ceza mahkemesine taşınması demek. Eğer ki adam gerçekten çocuğu istismara uğratıyorsa çocuğun velayetinin 18 yaşına kadar anneye bırakılması demek. Eğer ki iftiraysa yani kanun koyucu bunun pedagoglarla adliyelerde gerçekten çok ince bir denetime hani maruz bırakılıyor. Bilimsel tanık bir çalışma lazım. Yapılıyor o zaman. Tabii çocuklar için özellikle pedagoglarla çalışılıyor. Tanık dinletmek bu konuda çok önemli. Tanık lazım. Deliller, ibareler işte sosyal medyadan mı işleniyor bu? Kamera kayıtları olabilir, telefon dinlenmeleri olabilir. Telefon dinlenmesi olmazsa anlık bir, gelişen bir olay olduğu için. Ama mesela mesajlar yakalanabilir. Bu şekilde hani tanık lazım. Nasıl ispatlanacağı lazım. İnsanları oyuna getirmemek lazım. Çok gerçekten titizlikle işlenmesi gereken bir konu. Peki mesela Türk Ceza Kanunu'nun içerisinde biz zaman zaman adliyenin içerisinde yargılamalarda da dikkat ediyoruz. Yani çok ince bir ayrıntılar kalıyor. Ki küçük yaşta çocuklarla ilgili mesela güdüleme çok oluyor. Yani yönlendirme çok fazlasıyla oluyor. Yani ailelerin bir nevi intikam ya da hırs çok gibi bir yapı içerisinde şimdi buradaki kullanımı yani neticede hakimler ve savcılar tabii ki konuya mümkün olduğu kadar içerisine giriyorlar da bilimsel olarak pedagoglar nasıl bir işlem yapıp da bu olayı çözümleyebilir? Şöyle, mesela tabii ki bunlar birkaç hastaneden rapor istenebiliyor. Bir hastane diyor ki buna yer yoktur. Biri diyor ki biz diyor bu konuda kanaat bildiremeyiz. Kanaate varamadık diyor. Çünkü çok hassas konular oldukları için nasıl varıyor? Mesela çocukta yeme bozuklukları oluyor. Uyku düzeni bozuk oluyor. Bu saldırılara bağlı olarak. Tabii. Mesela babasını görüyor. Yani erkek ya da kadın olarak asla ayırmak istemem. Annesini gördüğünde de yapabilir. Hani bu konuda bir yanlış anlaşılmaya mahal vermek istemem. Yani kişiyi tacizine uğradığı aile üyesi olabilir ya da herhangi birisi olabilir. Mesela yeme bozukluğu olabilir, uyku problemi olabilir. Kendini ifade etmekte zorluk çekiyor olabilir. Mesela ben bir örnek vermek istiyorum. Bir çocuk bebekliğinden beri tacize uğruyor. Aynı ailenin içinde. Fakat bunun farkında değil. Bunun bir seviliş tarzı olduğuna inanıyor. Yani diyor ki beni babam ya da annem bu şekilde seviyor diye inanıyor. Daha sonra okul arkadaşlarıyla tanışıyor, büyüyor. Okula geliyor diyor ki ben diyor bu gece diyor kot pantolonumla uyudum diye bir arkadaşına anlatıyor bunu. Diyor neden anne diyor böyle bir şey yaptın? Çünkü diyor babamın pantolonumu daha zor açacağını düşündüm diyor. Ondan sonra diğer aile çocuklar ailelerine anlatıyor diyor ki bizim diyor arkadaşımızın diyor babası diyor pantolonunu açıyormuş. Neden böyle bir durum gerçekleşiyor diyor. Daha sonra öğretmenlerine anlatıyorlar. Öğretmenlerin yönlendirilmesiyle ailenin diğer fertleri bilgilendiriliyor. Ve çocuğun aslında bebeklikten beri tacize uğradığı ortaya çıkıyor ama hani çocuk bunu gidip de söylemiyor. Diyor ki annen diyor bak diyor sana kızar diyor mesela. Ya da babasına diyor ki şöyle olur. Korkutarak, sindirerek ve bunun bir olması gereken bir olay olduğunu düşündürterek çocuğa bunu benimsetebiliyorlar yani. Yani bu bile yani şey spontane gelişen bir olaylarla çıkıyor yani. Bir nevi yaşanmışlığın içerisinden çıkıyor yani. Çocuk bunun farkında değil ama
bir şeyleri anlatırken ortaya çıkmış tabii, gibi bir şey oluyor. Tabii tabii. Çok fazla var. Amcası tarafından, dayısı tarafından ve yaş fark etmiyor. Bu 15-16 yaşındaki insanlara, erkeklere, kadınlara her şekilde işlenebiliyor. Ve şunu da söylemek isterim. Erkek erkeğe de işlenebilen bir suç, kadın kadına da işlenebilen bir suç. Ben zaten onu soracaktım. Mesela özellikle cinsel taciz veya cinsel istismar dediğimizde hep şöyle bir yapı var. Bunu erkek yapar. Yani böyle bir genel bir yargı var. Belki %80, %90 gibi bir limit olabilir. Bilemiyorum istatistikler nasıl gösteriyor ama yani kadının tacizi var mı erkeğe karşı? Ya da kadının cinsel istismar olabiliyor mu? Kanun maddesinden bir alıntı alarak örneklemek istiyorum. Burada diyor ki mesela vücuda sair bir cisim ithal edilerek, yani bunun kademelendirilmiş kanun koyucu. Yani şu şekilde diyor ki, bir kadın veya erkek saldırı suçu oluşur. Yani bir kadının bir kadını omuzlarından tutması, öpmeye çalışması, kalçalarına dokunması vesaire. Bunlar zaten cinsel saldırı suçunu oluşturuyor. Cinsel saldırının nitelikli hali, yani tecavüz dediğimiz kısım ise vücuda bir organ ithal edin. Yani organ değil, sadece bir cisim olabilir. Bu da kadın kadına olabilir, kadın erkeğe de yapabilir yani. Her türlü işlenebilir bu suç. Ama kanun gözünde ikisi de aynı sanık durumunda ya da aynı ceza kanuna tabi. Tabii tabii. Kadın erkek kadına yapar diye bir şey yok. Kadın erkeğe yapabilir, kadın kadına da yapabilir, erkek de erkeğe yapabilir. Peki bu davaların içerisinde Türk Ceza Kanunu yaşı küçüklerle ilgili ayrıcalık tanıyor mu? Tabii ki var. Öncelikle bu unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Çünkü çok önemli, insanların da aklında bulunsun. Çocuklara şunu öğretmek gerekir. Ağız, göğüs, kalça ve iki bacak arasının mahrem bir yer olduğunu ve bunların kesinlikle, yani annesi yıkayabilir, anneannesi bakabilir ama bunun dışında kimsenin asla ve asla buralara dokunmaması gerekiyor. Bir de alabilir miyiz onu en azından seyircilerimizin aklında kalsın diye? Göğüs, kalça, iki bacak arası ve ağız. Bunlar mahremiyeti olan yani. Evet, bunlar mahremiyeti olan şeyler ve cinsel taciz dosyalarında biz bunlara bakıyoruz. Buralara kesinlikle kimsenin, yani yıkayan annesi yıkıyordur olabilir tabii ama başkalarının gerçekten buna dokunmasına izin verdirtmemek lazım. Servis şoförü bile olabilir, bakkal amca bile olabilir. Taciz ediliyordur çocuk, bilmiyordur şeker yiyecek diye gider yani. Hani bunun bilinçlendirilmesi ve çocukların bilinçli yetiştirilmesi çok önemli bu konuda. Şimdi çocuklar için özel düzenleme var mı diye sormuştunuz unutmadan. Hı-hı. Bu konuda o kadar çok söyleyecek şey var ki ben... Hatta düzenlemeyle kalıp acaba yeterli mi diye de sormak gerekiyor. Yani gerçekten çocuklar yani bu suçlarla ilgili muhatap olan, mağdur olan çocukları koruyacak kadar yeterli kanunumuz var mı? Yani şöyle, kanun koyucu sadece çocukların cinsel istismarı için özel bir madde yapmış. Mesela uyuşturucu, kadın ticareti, işte nasıl desem, göçmen kaçakçılığı, işkence suçu, bunlar aslında affa bile uğramayan suçlar. Yani yaptırımı çok büyük olan suçlar ama sadece cinsel istismar için çocuklara ayrı bir başlık düzenlemiş. Hmm. Çünkü çocukların gerek kendini savunamayacak olması, gerek hani dünyaya doğduğundan sonra bu şekilde yetiştiyse bunu algılayamayacak olması yani. 30 yaşına bile gelse babası tarafından istismar edilmenin normal bir şey olduğunu biliyorsa eğer çocuk, bunun hiçbir zaman suç olduğunu bilemeyebilir yani. O yüzden ayrı bir düzenleme yapılmış. Tabii ki bunda ağırlaştırılmış haller mevcut. Burada bir yaş sınırımız var. Ona da değinmek istiyorum. 15 yaşına kadar olan tüm çocuklar çocuk olarak nitelendiriliyor. 15-18 yaş arası skalası var. 15-18 yaşındaki çocuklar için de eğer ki şiddet, hile, tehdit, irade yanıltıcı bir davranış varsa ve kişi çocukla birlikte olunmuşsa yine çocuğun cinsel istismarı. Diyelim ki çocuk herhangi bir irade yanıltılması yok. 15-18 yaş arasındaki birisi birlikte oldu birisiyle. Bunda reşit olmayan kişiyle birlikte olma suçu oluşuyor. Yani bir toparlamak gerekirse 15-18 yaş aralığında herhangi bir cebir şiddet yoksa, eğer kişi isteğiyle birlikte olduysa çocuğun cinsel istismarı değil, reşit olmayanla birlikte olma suçu oluşuyor. Bu da bazı coğrafyalarda daha erken evlenmek mi diyeyim? Yani bu tabii benim kanuna kendi yorumum. Yani erken evlendiriliyorlar. Cinsel taciz suçunun ağırlaştırılmış halleri şunlar bunlar uygulanıyor. Bunu azaltmak için eğer irade varsa demiş, reşit olmayana daha az bir cezaya hükmedilen, reşit olmayanla birlikte olması. Burada hemen şunu söyleyeyim. Türk Ceza Kanunu'nda iradeyi nasıl beyan ettiriyor? Tabii bunlar yine yani pedagoglar. Kişiye sorup sen bunu rızanla mı yaptın diye evet, evet demesi yeterli mi oluyor bunun için? Pedagoglara gönderiliyor. Ama bu konuda sanki benim kanaatim, yani 18 yaşının altındaki herkes çocuk olarak kabul edilmeli. Ama benim tabii kişisel kanaatim sadece. Anladım. Mesela çocuk, tabii çocuk istismarı yargının en çok zorlandığı yer. Çünkü çözümlemesi de zor. Evet. Nihayetinde hakim ve savcıların karar vermesi de gerçekten zor bir süreci olan bir şey. Mesela çocukların
yapısı gereği hayal dünyaları geniştir. Doğal olarak hani yapılmamış bir şey yapılmış da gösterebilir, olmayan bir şey olmuş da gösterebilir ya da yanlış algılayıp farklı mezarda da gösterebilir. Burada hukuk bu ayracı görebiliyor mu? Yani çocuğun hayal dünyasında keşfedip aslında bu suçu kendi kafasından üretmiş, böyle bir suç olmadığı gibi bir sonuçlar da çıkabiliyor mu hukukun aslında içinde? Burada kanun koyucu olarak ben kutsal olarak görüyorum kanun koyucuyu. Burada tıp bilmek zorunda, biyoloji bilmek zorunda, yeri geliyor fizik bilmek zorunda, psikoloji bilmek zorunda. Yani kanun koyucuyla hukukçu aslında aynı şey demek değil bana göre. Çünkü o yasa tasarısını yapan insanların her şeyi göz önünde bulundurması gerekir. Peki yani, yargılamayı yapanların da bunu bilmesi gerekmez tabii, mi? Tabii tabii. Kanun koyucuyla birlikte kanunu yani hakim savcı makamının savunma makamından bir tık daha aslında bu yani bu bağlamda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Pedagoglardan kesinlikle çocuklar için yardım alınmalı. Mesela çocuk mahkemeleri var bu çocuklarla ilgili istismar suçları. Orada da mı görülüyor yoksa çocukların yaşı ağır küçük olduğu için burada, mi orada? Ağır cezada. Çocuk mahkemesi çocukların işlediği suçlar farklı. Yani ağır cezada zaten buradaki mağdur olan çocuk olduğu için ağır cezada yargılanan kişi sanık oluyor. Tabii çocuğun çocuğa karşı yargılan. Da çocuk i̇şte çocuğa karşı da işlenebilir. Orada da sizin dediğiniz sistemde bir eksiklik olabiliyor mu? Bilimsel anlamda araştırma yönünde. Çünkü mesela ben bir duruşmada denk gelmiştim. Yanılmıyorsam iki tane kız çocuğu vardı. Mahkeme başkanı çağırdı. Hatta o ara bizi de bir kişi olarak kullandığı için kayıtlarını almamızı istemişti. Kaydı aldık neyse bitirdik. İki kız da ifadesini verdi. Ama sonuç itibariyle kızların ifadesinde ben şunu gördüm. Yani hayal dünyalarında bir şey var. Mahkeme başkanı da onu hissetti. Ya bunlar dedi hani çünkü sorularla bir şeyleri birleştiremiyor. Yani sanki bir filmden etkilenmiş, bir diziden etkilenmiş gibi kafasından ütopik şeyler söylüyordu. Ki yanımızda duruşmaya aynı zamanda gelen bir pedagog arkadaş vardı. Ondan sonra ona da döndü sordu mahkeme başkanı. Ne düşünüyorsunuz çocukların ifadesiyle ilgili dedi. Ben de aynı kanıdayım dedi. Birçok şeyi dedi kafalarından üretiyorlar dedi. Yani ondan ben özellikle soruyorum. Çok ağır bir, yani şimdi şöyle bu yalan tanıklığa girmez. Hani şöyle zaten suçun mağduru çocuk olduğu için çocuk mahkemesi değil. Burada kişi ağır ceza. Normal ağır ceza mahkemesinde taşınıyor dosya. Burada da çocuklar için ya gerçekten çok ağır bir itham ve çocukların maalesef diyorum ya boşanma davalarında falan kişiler de yönlendirebiliyor ara ara. Peki mesela cinsel suçlarla ilgili derken tabii biz hep fiziksel olarak düşünüyoruz ama şimdi pandemi sürecini yaşadık yaklaşık bir buçuk yıldır da yaşıyoruz ve hala da yaşıyoruz. Şimdi tabii doğal olarak etkileşim, sosyal mesafeyi koruyalım derken kafeteryaları efendim bilmem bütün akşam mekanlarını falan kapatınca tabii doğal olarak insanların dijital atmosfer üzerinde bir yoğunlaşması oldu. Yani buradan şuraya geldi hani tacizi yapacak olan ya da istismarı yapacak olan bu sefer dijital atmosferin içerisine yüklenmiş gibi oldu ya da yönelmiş gibi olmuş oldu. Dijital platformda da suç reel hayatta olduğu gibi Türk Ceza Kanunu'nda geçerli kabul ediliyor mu? Tabii yani bu suç her türlü işlenebilir bir suç. Yani serbest hareketli bir suç. Telefonla arayarak olabilir, mesaj atarak olabilir, Instagram yani her sosyal medyadan olabilir. Şu şekilde bir şey söylemek istiyorum. Bunun aslında ilk başlangıç noktasından bir gelmek istiyorum. Şimdi bir göçebe hayattan gelmiş bir toplumuz. Yerleşik hayata geçtik. Yerleşik hayata geçtikten sonra bu kanunların konulma sebebi aslında yerleşik hayatta bir arada yaşama zorunluluğu. Biz bir arada yaşamaya başladık. Daha sonra tabii bir arada yaşamanın getirdiği şeylerden dolayı taciz olayları, sarkıntılık olayları gerçekleşti. Şimdi ne oldu? Evlere tıkıldı herkes. Ama insanlar birbirlerini tanıyor. Çünkü sosyal medya denen bir şey var. Evet. Şimdi önceden tabii herkes birlikte yaşıyordu. Biri öyle at sürüyordu gidiyordu. Biri başka bir şey yapıyordu. Bu suçun yargılanacak bir makamı da yoktu. Hani. Sonra daha sonra toplumsal yaşama geçildi. Yerleşik hayata. Şimdi herkes evlerinde oturuyor ama sosyal medyadan da birbirini takip edebiliyor. Bu bağlamda artık suçların zaten ben buraya kayacağını düşünüyorum. Suçlar artık bence kesinlikle buraya kayacak. Dijital atmosferin üzerinde kayacak. Dijital atmosfere kesinlikle kayacak. Çünkü artık şu gün bir çiple bütün herkesin doğduğu günden bugüne bebeklik fotoğrafının öldüğü güne kadar fotoğrafları yayınlanabilir yani. Bu suçun oluşuma, vücut verme için birçok şekli var. Ama biz en çok nasıl karşılaşıyoruz? Tehditle karşılaşıyoruz. Ya da böyle cinsel istismar veya taciz olarak cinsel istismar da şu şekilde varılabilir mesela. Tehdit ediliyor. Diyor ki senin fotoğraflarını diyor yaymamı istemiyorsan gazete olmaz ama hani mesela ünlü sayfalar var. Yayınlamamı istemiyorsan benimle birlikte olacaksın. Burada tehdit şantaj olduğu için hatta kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu bile oluşabilir. Diyelim ki benim evime gelmezsen
9'dan sonra işte yasak var muhabbeti şu bu. Aradaki peki aralarında herhangi bir iletişim öncesine dair olup olmamasının bir önemi var mı? Şu yani, şekilde. Tanıdığı sosyal atmosferde daha önceden okulda ya da iş atmosferinde bir arada olduğu bir insana karşı bunu yapmakla bu hiç tanımadığı şeyler. Bir insana karşı yapmanın arasındaki bir fark var mı Türk Ceza Kanunu'nda? Evet, şöyle olabilir. Yani cinsel istismarın herhangi bir ayrımı yok. Çünkü bu herkese karşı her an işlenebilir. Önceden tanıyor olursa sadece mesela biz sevgiliydik. Bu suç karı kocaya karşı bile işlenebilir biliyor musunuz? Öyle mi? Diyelim ki şöyle, buna da şimdi değineyim de. Herkese karşı işlenebilmesi, şu anda birinin gelip bana saldırması da cinsel istismar. Benim tanıdığım biriyle muhabbet ederken olması da cinsel istismar. Bunun bir ayrımı yok. Sadece taciz suçu daha şöyle kolay olabilir. Telefonumuzu gizli numaraya alıp sana şöyle şeyler yapmak istiyorum. Cinsel haz almak amacıyla yine kişiyi taciz ediyorsak bu suç oluşur. Hani cinsel istismar suçu zaten telefondan işlenemez çünkü harekete tabi bir suç. Ama mesaj atmak, kendi fotoğrafını atmak, işte seni seviyorum. Bak, hatta şöyle cümleler örneklendirebilirim. Karı kocayı unutmayalım sonra. Ha. Ona özellikle değinmek istiyorum. Şöyle mesela diyelim ki sen çok güzel bir kızsın. Ya da gecenin 12'sinde seni seviyorum. Neden bana cevap vermiyorsun güzelim? Bunları ben hep Yargıtay kararlarında okuduğum için söylüyorum. Bunlar tacize giriyor mu? Tabii tabii bunlar tacize giriyor. Geçen çünkü bir magazinde değil de bir akşam Reyat programında seyretmiştim. Güldür Güldür Şov'da olabilir büyük bir ihtimalle. Programın ismini şu an hatırlamıyorum. Orada bunun anekdotunu yapmışlardı. Saat işte 11 oldu. İşte mesajlar başlıyor falan. Tiyatrocu kızlar ya, gece 11 oldu ya, başladı mesajlar. Ne yapıyorsun? Bilmem ne. Şimdi burada zaman aralığı, yani zaman kavramı önemli mi? Ben hep şuna değineceğim. Mesela bir kişi birisine tanımıyorsa dahi, hani merhaba nasılsın diyebilir. Bir kere haktır. Bir kere belki. Evet haktır. Hani bunu karşıdaki insan bir reaksiyon gösterdikten sonra devam ettirmesi mi taciz olur? Karşıdaki insan hiçbir şey göstermiyor ama bu adam sabah, yani adam da demeyeyim şimdi erkeklerimiz evet, evet. Diyor ya, yapıştırdık ya biz erkeklerimizden tek. Yani bu kişi sabah da akşam geceler diyor, sabah kalkıyor günaydın diyor, öğlen nasılsın diyor, sürekli devam ediyor ama hiçbir cevap almıyor. Tabii bu taciz, bu tacize girer mi? Taciz suçu. Hem de aynı zamanda şey, yani kişiyi rahatsız ettiği için. Şimdi şu an o başlığı unuttum ama kesinlikle kişiyi bir suç başlığı var işte, rahatsız ediyor sürekli. Yani şimdi karşı taraf rahatsızlığını belirtiyorsa... Bu farklı bir suç da oluyor. Heh. Kişinin huzur, rahat ve sükununu bozma suçunu oluşturur aynen. Ha. Kişinin rahat, huzur ve sükununu bozma suçu şu şekilde. Borcunu öde diye mesaj atar, bu suçu oluşturur. Ya da seni görmedim, yarın gelecek misin? Hani bu taciz değil. Dediğim gibi cinsel haz alma amacı yoksa taciz suçu oluşmaz. Ya içerisinde kelimesi merhaba, nasılsın, günaydın bu, vesaireyse bu... Kişinin rahat, huzur ve sükununu bozmak oluyor. Suçu, evet. Ama bunun içerisinde ağzından, gözünden, kulağından vesaire diye başladığı andan itibaren... İşte mesela şey, işte o zaman bugün tacize dükkanın girmiş önünden geçiyordun, kokun beni mest etti. Bu mesela diyelim ki bir adama yazdılar bunu. Taciz bir kadın mi? Yazsın adama tabii. Düşünsenize ama evli vardı bir adam olmuş. Bilmiyor etmiyor. Yani kokundan mesut. Tamam kokudan. Onu. Ben olsam açıkçası kanun koyucunun değerlendirmesine tabi tutsam hoş değil. Siz şimdi evlisiniz, mutlu bir aile hayatınız var. Birisi de böyle bir mesaj atsa eşiniz rahatsız olmaz mı? Sadakat sorumluluğu kapsamında. Atmam da rahatsız olur, ayrı bir konu. Şimdi, beni dahil etmeyin. Erkek olarak hemen pardon, direkt beni koyduğunuz pardon. Da o ayrı bir konu. Peki mesela cinsel istismarla ilgili yargılama süreçlerinde ne kadar cezalar çıkıyor? Yani gerçekten yeterli mi suçu önlemek bence bağlamında? Bence mesela taciz suçundan bile 5 yıldan başlatılabilir. Tabii yatarın olup olmamadığı tartışılır. 10 yıl, 12 yıl ağırlaştırılmış hallere tabi bu. Mesela evlilik suçunu unutmayalım. Bu arada Ali Bey. Evlilikte, karı kocayı ben açacağım. Onu evet. Buraya özellikle parantez içerisinde ben biraz ağırlaştırılmış hallerden bahsetmek istiyorum. Hı. Mesela bu suçun aile içerisinde gerçekleşmesi. Yani. Ona gerçek ensest ilişkiler evet, vesaire. Evet, bu şekilde olması ağırlaştırılmış hal. Bu suç mesela birlikte, kışla da birlikte yaşamak zorundadır insanlar. Askerler. Birlikte yaşama zorunluluğu var yurtlarda, okullarda. İnsanlar mesela eğitim almak için okula gidiyor. Okulun verdiği devlet yurdunda bir kişi cinsel istismara uğruyorsa bu zaten kamunun verdiği gücü kullanarak olduğu için ağırlaştırılmış hal, yine ağırlaştırılmış halle sebebiyet verecektir. Tehdit şiddetle uygulanması yine ağırlaştırılmış hal. Silah dayayarak yapılması veyahut da mesela diyelim ki kişi hürriyetinden yoksun bulması suçu. Bu suç bazı suçlarla birlikte işlenir. Mesela eve kilitleyip birisini taciz etmek ya da birisine tecavüz etmek aynı zamanda kişi hürriyetinden yoksun kılma suçuna da vücut verir. Çünkü mesela onu ben orada kelimeyi kullandığınız için gideceğim.
tecavüz kelimesiyle cinsel istismar kelimesinin arasında bir fark var mı? Hani biz eskiden evet. tecavüz davaları derdik. Şimdi bir anda bir reformla yer isim değiştirdi. Cinsel istismara dönüştürdü. Aslında aynı şeyden mi bahsediyoruz? Değil. Aynı şey değil. Az önce minik bir anlattım ama siz anlamadıysanız seyirci hiç anlayamamış olabilir. Bence birazcık açalım bu konuyu. Evet, biraz açalım bunu. Kanunun ağırlaştırılmış o hali olan şu şekilde vücuda bir cisim ithal edilmesi cinsel istismarın nitelikli hali. Yani cinsel ilişkiye girme durumu oluyor bu. Girme durumu. Evet, sadece cinsel ilişkiye girme durumunun yaşanması demek vücuda organ, yani bir organın girmesi ya da organ dışında başka bir şey de olabilir. Evet. Herhangi bir şekilde bu suçun bu şekilde girmesi nitelikli hali tecavüz suçu. Ama şöyle kolundan bile... Eylem sonuçlanırsa tecavüz suçu olmuş olur. Eylemin sonuçlanmasına gerek yok. Eylemin başlangıcı da organ, yani bir sair bir cismin olması, konuya bahis olması ve vücuda ithal edilmesi bu bağlamda nitelikli hal. Ama sadece mesela biraz açık konuşmak istiyorum. Kadının üzerine uzanması. Çok açık konuşmayalım. Biz de canlı yayındayız. Biliyorum. Kadının sonra üzerine uzanması cezayı. Mesela. Bu sadece cinsel istismar suçu. Ya da tutup boynundan öpmesi. Elinden tutması da mesela istismardır. Kolundan tutması, yanağını okşaması da. Ama bunların nitelikli hallerine kadar diyorum ya mesela tecavüz suçuna vücut vermez. Yani bir kadının erkeğin üzerine uzanması sadece. Buna meyil vermez yani. Ama burada da neticede gerek kişinin aralarındaki iletişimin iradesi de önemli anladığım kadarıyla. Yani zorla yapıldı ya da istemediğim halde yapıldı demek bu suçu oluşturuyor. Hayır, isteyerek yapıldı ya da ben istediğim için oldu demek mesela bu suçu ortadan oluşturmuyor bir nevi. Ya çünkü çok ince bir şey var. Hani şundan dolayı bunun üzerinde çok durayım. Hani şimdi hırsızlık insanın doğuşundan gelinde olan bir şey değildir. Hı-hı. Ya da ne bileyim dolandırıcılık genelinde olan bir şey değildir. Ya da ne bileyim adam öldürmek, katil olmak insanın doğuştan genelinde olan bir şeydir. Ama cinsellik konusu insanın doğuşundan itibaren üzerine vasıf olarak yüklenmiş bir şey. Bunu doğru kullanıp, yani doğru kullanıp derken hukuka uygun, adalete uygun ve insanların haklarına saygılı bir şekilde kullandığınızda buradan anne oluyorsunuz, baba oluyorsunuz, aile oluyorsunuz, mutlu bir hayat sürüyorsunuz. Hı hı. Bunu yanlış kullandığınızda kişilerin iradesi vesaire, bunu işte bu ikisinin arasında çok büyük ince çizgi var. Bizim insanlarımızda hani şunu demek de pek şey olmuyor. Hani kimseyi sevmeyin ya da kimseye sevgi gösterisinde bulunmayın. Aman severseniz başınıza bu gelir. İşte öperseniz bu değil. Yani buradaki hukuk anladığım kadarıyla orada bir ince bir şey koyuyor. Çizgi koyuyor. Yani şöyle mesela kişi sadece öpüşmek istemiş olabilir ama bunun ilerisine gidilmiş, cinsel birliktelik yaşanmışsa diyebilir ki ben cinsel birliktelik istemiyordum. Ya bunun ispatlanması tabii yine tanık olabilir. Ya kamera karşısında işlenebilecek bir suç değil yani bu neticesinde. Birkaç yöntemi var. Mesela oradaki yargılamaların içerisinde de olur. Önce isteyip sonra istemiyordum kardeşim dediğinde kişi nasıl bunun isteğini ya da istemediğini ispatlamak durumunda ya kalacak? Bu şu şekilde ilk kez mi? Beyanla bağlı bir şey. Nasıl yaşandığına bağlı. Yani etrafındaki insanlara bağlı. Yani ilk kez mi birlikte olmuşlar ya da o an mı birlikte olmuşlar? Ya bunun çok ince, gerçekten ince detaylar incelemesi. Çünkü yargılama süreci içerisinde ben çok net tanık olmuştum. Hanımefendi sanığı suçluyordu. Erkek tabii sanık doğal olarak. Yani doğal olarak değil, biz artık onu doğal olarak kabul ediyoruz. Suçladı işte, bana şunu yaptı, bunu yaptı falan filan diyerekten. Orada bir tek soru sordu hakim bey. Daha önceden tanıyor musunuz dedi. Daha önceden birkaç sefer tanışmışlığımız var dedi. Hı hı. Sonra sanığın avukatı çıkardı. Bir sürü fotoğrafları gösterdi. Hayatın olağan akışına uygun olması gerek. Tanışmışlığı değil, yaşanmışlığı var dedi. Bu da bir yaşanmışlıktır dedi. Kişi şu anda dedi, sadece kin ve nefret duygularıyla hareket ediyor deyince zaten dava orada bitmiş oldu. Yani bir nevi yaşamaktan korkmak değil. Yani bu tabii ki yaşanılacak bir şey. Türk Ceza Kanunu da yaşamayın ha demiyor. Evet. Ama yaşarken de sınırlarınızı bilin. Karşı tarafın da haklarını bilin. Ona göre yaşayın demeye getirmiş gibi oluyor. Bir şeye değinmek istiyorum. Kadınlarla ilgili mesela normalde kadınla bir erkeğin bir şeyler yaşaması zaten toplum bakımından hani çok bilinmesi istenen bir şey değil. Ama çocuklardan az önce değinmiştik ya, hayvanlara da, bu hayvanlara da inen bir konu.
Mesela Freud, ben araştırmalarını çok beğeniyorum, psikanalizin kurucusu. Diyor ki mesela çocukların ve hayvanların bir cinsel obje olarak görülmesi bir fantazi değil, aslında daha kolay ulaşılabilir olması. Yani aslında bunun konumuzla alakası yok ama çocuklarla ilgili kısa bir hani detay, çocukların bilgilendirilmesi, bu küçük ince çizgi dedik ya mesela, çizginin kaymaması bakımından da konuyu bağlayamadım burada. Peki ya mesela bizim eğitim sistemimizde mesela ilkokul çağlarında ya da ortaokul çağlarında bununla ilgili eğitim verilmesi mi gerekir çocuklara? Ya çocuklara ya çünkü şöyle... ebeveynler olarak mesela ben de oğlum var, kızım var ama oturup onlarla cinsel istismarın bu kadar, hani bakın televizyonda program yaptığım için konuşuyorum da onlarla mesela hiç oturup konuşmuşluğum yoktur. Çünkü neticede bir baba kız gerekiyor ya da baba oğul ilişkisi var yani, gel oğlum ya da gel kızım, bu iş şöyledir böyledir falan. Çünkü neticede onu bozamıyorsunuz, o tılsımı bozmamak adına. Ama bunun okulda eğitim olarak verilmesi uygun olur mu sizce? Kesinlikle, bu fıkıh diye geçiyor aslında böyle. İnsanların biraz bilgilendirilmesi, öncelikle ailede başlaması gerekiyor. Hani siz dediniz ya, ince bir çizgi var diye. Bu ince çizgide hani her anlamda, her anlamda kullanılması gerekiyor. Yani kadınların da bunu bilmesi gerekiyor, çocukların da bilmesi gerekiyor. Çünkü cinsel dürtülerini insanlar kontrol edemiyor. Dediğim gibi az önce, bunlar coğrafyaya göre, yaşa göre veya eğitim seviyesine göre değişen şeyler olmadığı için kişinin kendini koruması gerekiyor yani. Hemen bu parantez içerisinde aldığım konuya da girelim. Karı koca arasındaki ilişkilerle ilgili. Şimdi resmi bir evlilik. Dolayısıyla iki eşin birbirine karşı sorumluluğu var. Hı hı. Bu sorumluluklar içerisinde tabii ki sosyal yaşantı olduğu kadar birbirlerine karşı sevgi, saygı ve bu Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alan cinsellik olayı da var. Peki karı koca arasındaki ilişkileri nasıl düzenliyor Türk Ceza Kanunu? Ne diyor yani? Suçlu mu olursunuz, suçsuz mu olursunuz? Şimdi şöyle, evlilik birliği içerisinde yani iki tarafın birbirinin cinsel ihtiyaçlarını karşılaması zaten yani yine hukuken bu olması gereken bir şey. Aksi takdirde boşanma sebebinde yeterli bir gerekçe olarak sayılıyor. Ama eğer ki mesela şöyle, kadınlar için çok boşanma konularına da girmeden şey yapmak istiyorum. Sadece kadının haklarına dayanaraktan, ama mesela bir kadının zorlayarak cinsel ilişkide bulunması, bu bir boşanma sebebi. Aynı şekilde eğer ki ya cinsel onun eş olması zorlamasını gerektiren bir hak değil demek kesinlikle ki. Kesinlikle şu şekilde. Ya onun da o eşi olduğu halde onun da rızasını almak evlilik zorunda. Evlilik yükümlülüğü içerisinde karşı, yani birbirlerinin cinsel isteklerini karşılamak durumundalar. Bu bir gerekçe, hani bu gerekiyor. Ama birbirlerini zorlamaları da aynı zamanda şikayete bağlı bir suç olarak, boşanma sebebi olarak da gösterilebilir. Yani şiddet uygulayabilir, zorla yapabilir. Bunlar da aynı zamanda boşanma sebebi. Hani kanun koyucu diyor ki birbirinizin cinsel isteklerinizi karşılamak zorundasınız diyor. Diğer bir yandan da diyor ki eğer ki birbirinizi zorlarsanız diyor, bu da boşanma sebebi olarak gösterilebilir diyor. Türk Ceza Kanunu'na da girer mi o sebep? Bu Türk Ceza Kanunu zorlaması Türk Ceza Kanunu'na giriyor. Hı hı. Eğer ki birbirlerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamıyorsa bu boşanma aile hukukuna giriyor. Boşanma davası. Yani işin içerisinde zorlama olduğunda eş oldukları için Türk Ceza Kanunu'na girebiliyor. Ama zorlama yok. Neticede iki tarafın da farklı şekilde düşünceleri ya da fikirleri var. O direkt aile hukukunun içerisinde çözülmesi gereken ya da ailenin bırakılması gereken bir unsur gibi olmuş oluyor. Peki buradaki şeyi, küçük nokta oldu. Kanun yolunda şimdi biz mağdurları saydık, işte çocukları saydık, evli kadınları saydık, işte sevgilisi olanları saydık. Her birisinin arasındaki iletişim ve cinsel boyuttaki yakınlaşma ya da uzaklaşmanın ne olduğunu söyledik. Peki böyle bir şey yaşayan, yaşadığına emin olan, bunu bizim programdan sonra ya da daha öncesi yaşanmışlıklarından dolayı evet ben de bunu yaşadım ve bununla ilgili gerçekten ben mağdurum diyen nereye başvurur? Yani kanun yolu burada neresidir? Gidip herhangi bir avukata mı gitmesi gerekiyor, polise mi gitmesi gerekiyor, jandarmaya mı sar? Yani nasıl bir yol izlemesi şimdi lazım? Şimdi biz kolluk kuvveti diyoruz. Kolluk kuvveti her yer, yani kendisine en yakın bulabileceği, yani yardım alabileceği makam. Polis olur, her yer, bu her şey olabilir. Savcılık makamı olabilir. Savcılık makamı ile kolluk kuvvetleri tabii farklı. Yani polis olabilir, bir karakola giderekten. Aynı zamanda böyle İstanbul Sözleşmesi'ne değinmek istiyorum. Burada normalde mesela yani kanunsuz hukuk yaratılmaz ama şöyle bir düzenleme var. Kadın eğer birinden şiddet görüyorsa, kadın, burada mesela suçun objesi kadın. Sadece kadına karşı olabilecek bir koruma kararı bu. Eğer bir erkekten şiddet görüyorsa veyahut da şiddet görme tehlikesi varsa anında polisler yardımcı olacaktır eminim. Yani çoğu zaman gerçek beyana dayalıysa
koruma, hatta Kadem diye bir uygulama var. Telefonlarını indirip hani anlık bir butonla polis, kolluk kuvvetlerini çağırabilirler. Koruma kararı çıkıyor erkeklere karşı. Hani burada neye mağdur kaldı? Tabii ki taciz yani, erkeklere karşı değil mi? Erkeğe karşı diyelim. Erkeğe karşı, evet. Bütün erkeklere karşı. Ama erkeklere karşı da olabilir. Birkaç kişi halinde de şiddete. O anlamda hani erkek derken bütün erkeklere karşı korunacakmış gibi bir mantık çıkmasın diye. Evet, o şekilde kimi değil. Kimi işaret ettiyse ya da kimden rahatsızlık duyuyorsa, evet, evet, ona karşı korunuyor. Evet. Ve bunların hani yaptırımları var. Mesela 15 günlük bir uzaklaştırma kararı alındı diyelim ki. Eğer ki bunun ihlali olursa mesela 3 gün hapis cezası. Bir dahaki de mesela ne bileyim, yani 90 gün mesela uzaklaştırma kararı verilebilir. İhlali sırasında 15 gün hapis cezası. Mesela bunlar ağır yaptırımları olan şeyler. Kanun aslında pozitif ayrımcılık veriyor burada kadınlara. Yani erkeklerle eşit tutmuyor. Çünkü hani kadınların 8 Mart'ta yaklaşmışken biraz kadınlara değinmek istiyorum. Korunması gereken ve özellikle erkekler tarafından korunması gereken karşı cinsimiz olduğu için biz onu zaten kabul ediyoruz yani. Yani bunlar kesinlikle her erkek için geçerli olacak konular değil ama kadınla erkeğin toplumda eşit baz alınabilmesi için bazı pozitif ayrımcılıklar veriyor. Yani erkeklere değil de mesela nasıl çocukların cinsel istismar kanunu ayrı bir başlık olarak hani düzenlendiyse kadınlar için de burada pozitif bir ayrımcılık olarak da ben şiddet görme tehlikesi içerisindeyim dediğinde hiçbir şiddet olmasa dahi hiçbir şey yokken ki kadınlar tarafından bazı kadınlar bunu açıkçası söylemek gerekirse suistimal ediyor. Boşanma dosyasında diyor ki Ali lehime kullanırım. Sürekli mesela bakıyorum 20 tane koruma kararı var. Adama 90 günlük koruma kararı alım. Hani şey, koruma kararı çıkarttırmış. Çocuğunu göstermiyor. Amaç ne? Hani hiçbir temas yok. Hiçbir şey yok. Adam diyor ki ya diyor ben kavga etmek istemiyorum. Boşanmak istiyorum sadece diyor. Kadın hani sürekli taleplerini arttırmak için, tazminat miktarını arttırmak için bunu yapmış. Ama bir yandan da tabii şöyle insanlar var. Bu coğrafyaya göre değişebilecek bir şey. Şiddettir, şudur, budur. Evlilik yaşı değişebilir. Gerçekten ama zaten buna ihtiyacı olan insanın bu uygulamadan bile haberi olmuyor. Bu yüzden aslında bilinçlendirme toplumu çok önemli. Mesela Kadem uygulamasını şimdi özellikle Ege coğrafyasında herkesin bir akıllı telefonu var neredeyse. Yüklüyor. Ya doğuda insanlar var 5 kişi bir telefonu kullanıyor ki akıllı telefon değil. Hani bu kadın şiddete uğradığında, tecavüze uğradığında gerçekten bildirebilmesi imkanı yokken bir de diyor ki bildirirsem diyor. Ben diyor zaten diyor zaten kimse beni sevmez. Kocam beni boşayabilir. Ya da ailem beni de kabul etmez gibi şeyler oluşuyor. Burada kanunların biraz içselleştirilmesi gerekiyor aslında. Yani kanunu daha fazla kanunu öğreterek insanlara en azından şu an anneannelerimizin beslediği duygularla değil de içselleştirilmiş kanunların içselleştirilmesi ve kadınların hani bir şey var 117 yıl diye geçiyor. Yani kadınla erkeğin toplumda bir araya gelebilmesi için 117 yıl geçmesi gerekiyormuş. Eşit olabilmesi için. Yani bu bakımdan kadınların daha çok rol alması gerekiyor. Aile olur, iş olur. Bunu bir şekilde aşacağız yani. Mesela şey vardır, eski bir tabirimle yerleşmiş bir söz vardır. Kadın, kadının dilinden anlar gibi bir deyim var. Yani hukukta da kadın avukat olmak, kadın hakim olmak, kadın savcı olmak bu iş, konularla özellikle kadınların dilinden daha iyi anlamak gibi bir ayrıcalık tanıyor mu? Yani şöyle düşünüyorum, tabii ki kadın olmak gerçekten zor bir şey. Ama ben bundan ziyade İyi insan, kötü insan vardır diye bakmaya çalışıyorum hep. Hani ben erkeklere karşı şöyle ya da kadınları şu şekilde anlamak değil, herkese eşit bakmaya çalışıyorum. Ben gerçekten iyi ve kötü ayrı vermek mesela, istiyorum. Şu anlamda söyleyeyim. Mesela diyelim ki bir mağdur kadın geldi burada ama resmi nikahlı eşi ama sevgilisi adam hiç tanımadığı birisi tarafından ama cinsel istismar edildi ama taciz edildi. Şimdi bunu bir erkek olarak, avukatım ben, hı-hı, bir erkek olarak ya da hakimim ben, bir erkek, hı-hı, olarak bana anlatmasıyla siz kadın olarak avukat ya da hakim olmanızın anlatması arasında bir fark oluşur mu? Bizim, hani kadın kadının dilinden anlar mantığını ben çünkü hukukta böyle bir şey bence var. Bence böyle bir şey yok çünkü biz zaten objektif olmak zorundayız ve maddi gerçeğe hizmet etmek durumundayız. Hı-hı. Böyle bir şeyin olmasının da yanlış olacağına inanıyorum. Zaten biz dediğim gibi psikolojiden, biyolojiden, tıptan her şeyden besleniyoruz. Biz mesela bir yardım dedim ya pedagogdan, psikiyatrdan, herkesten zaten destek almak durumundayız. Burada kadın erkek hani ayrımcılığı yaparsa ben soruyu tam anladım. Mesela ben şunu söyleyeyim, kendim mağdur olsam. Hani yok ya ama madem öyle söylüyorsun. Eşim beni diyelim ki dövüyor. Hı hı. Ya da bana cinsel istismarda bulunuyor ya da tacizde bulunuyor. İstemediğim halde bir şey. Ben bunu bir
kadın avukata anlatmam. Anlatmaktan çekinirim erkeksi dürtülerle. Ya da erkek kadın hakime anlatmaktan çekinirim. Yani onun ne düşüneceğini düşünerek. Onun yerine hem cinsime oturup dertleşer gibi anlatmayan kadınların arasında da böyle bir diyalog olabilir mi? Ya da böyle bir açılım olabilir mi? Var mıdır? Yani şimdi şu anlamda soruyorum. Sizin mesela cinsel istismardan dolayı bir mağdur olan kadınla görüşmeniz bir erkeğin görüşmesinden daha yakın durmanızı sağlıyor mu? Yani onun bu dilinden anladığınız için. Bu karşıdaki sanırım yani her somut olarak kendi içerisinde şekilleneceği gibi karşıdaki kişiyle elektriğime bağlı olabilir. Ha, anladım. Buna bir şey diyemeyeceğim. Peki efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama ben baktım sorularımın içerisinde fazla soracağım bir şey kalmadı ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaştığı için de birazcık kadınları ve genç kızlarımızı ve çocuk özellikle çocuklarımızı yönlendirmek anlamında sizin söyleyeceğiniz son bir şeyler varsa onları da alalım. Yavaş yavaş programımızı kapatalım. Ben şöyle istiyorum. Yani isterim ki kadın ve erkek gerçekten eşit olsun ve çocuklarını eğitirken gerçekten özgür bir ortamda olsunlar. Yani çocuğun bunları bilmeli. Bazı etik kuralları olmalı, ahlak kuralları olmalı ve önce insanlar bunu içselleştirip benimsemeli ve çocuklarına aktarabilmeliler. Hani çocuğumu okula bıraktım, bu benim için bir görev gibi değil de benim çocuğum büyüyor. Benim çocuğumun okuma yazma öğrenmesi ve kendine bir şeyler katması gerek. Bu yüzden okula gitmesi gerek. Yani araçların neye amaç olarak kullanıldığını insanların benimsemesi gerekiyor. Bu bağlamda insanların neyi neden yaptıklarını daha çok araştırmasını istiyorum. Kadınlar içinse yani körü körüye bir yönlendirme ya da yargılama yapmasın, ön yargılı olmasınlar demek anlamında mı bu? Evet, kesinlikle ön yargı değil de yani öğrenilmiş kurallar. İşte yaz geldi ayva hani çiçeği açar gibi bunu böyle öğretirler. Ben bunu yapmalıyım. Ben artık yaşım geldi evlenmeliyim. Ben erkeğim işte artık biriyle birlikte olmalıyım gibi değil de hayatın olağan akışında hayatın getirdiklerini ve neden bunların yaşandıklarını bilerek hani hareket etmelerini istiyorum. Ben mesela bir örnek vermek istiyorum. Bu çok yakın çevremden birinin başına gelmişti. Biz yazlıkta otururken. Şu an aklıma geldi. Mesela bir motorla geçmişti. Bir adam geçiyor motorla. Bir kız çocuğu hayal edin. Erkek kalçasına şöyle vuracak şekilde eteğini savuracak şekilde gidiyor. Biz mesela arkadaşlarımızla bunu konuşmuştuk. Demiştik ki eğer biz bunu söylersek ailemiz bize işte yazlık yerdeyiz ya plaja bikininizle gitmeyin üzerinize. Tabii bu doğru olabilir. Söyleseydik bizim ailemiz bunu söyleyebilir ama bazı aileler şiddet de gösterebilir. Tedbir amaçlı maalesef. Tedbir amaçlı tabii bu yapılmalı zaten ama mesela düşünüyorum biz daha hani nasıl desem her şeyi bilebilecek, her şeye erişebilecek imkana sahibiz. Bir de erişebilecek imkana sahip olmayan insanlar. Biz bile bunları ailemize söylemekten çekinmiştik. Ama bu suç ne diyoruz? 5 yıl altı sınırı olan bir suç. Cinsel taciz suçu. Sonuçta temas var. Arkadaş arkadaşı görüyor. Motorla geçen bir adam. Ki orada hani karşı tarafın halk tarafından ayıplanma, kınanma suçu da var. Cezaevlerinde de bu suçlar hiç hoş görülmüyor. Keşke mesela ben bile şu an düşünüyorum. Böyle bir suçla karşı karşıya geldiklerini insanlar hani bu onların ayıbı değil tacize uğramak ya da hani saldırıya uğramak. Hani insanların suçu değil, karşı tarafın suçu olduğu için ve toplumda bu suçların hani öğrenilmesi için ve yapılmaması, caydırıcılığı olması için bu suçların kolluk kuvvetlerine, savcılığa bildirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hani şiddetle tavsiye ediyorum. Hani bu karşı tarafın ayıbı çünkü. En azından bu suçla ilgili mücadelede kararlı olmanın da bir kesinlikle göstergesi olacak. Ben çok çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız rica için. Rica ederim. Önümüzde iki hafta bir başka konu ve konukla beraber olacağız tabii ama izlediğiniz gibi konumuz bayağı derin. Ama tabii ki Türkiye'de yaşanan şeylere bağlı olarak zaman zaman televizyonlarda, yazılı basında görüyorsunuz ki cinsel istismar ve cinsel taciz olayları artık Türkiye'de dijital atmosferde bir haliyle artmış vaziyette. Burada nacizane tavsiyemiz tabii ki insansınız. Kadın ya da erkek fark etmez bunu insan olarak hepiniz için kullanıyorum. Duygularınıza, düşüncelerinize kanunların ölçü verdiği şekilde ve karşınızdaki insanın izin verdiği şekilde davranırsanız eminim daha rahat bir hayat yaşarsınız. İyi akşamlar diliyorum.